Merhaba sevgili seyircilerim, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için güzel bir ana yemek hazırlayacağım. Beyti kebap hazırlayacağım. Fırında pişecek, yufkalara sarılmış en kolay haliyle. İki metot var. Normal şişlere takıp da yapabilirsiniz. Sonra lavaşlara sarabilirsiniz. Ama daha bir kolay yöntemi var. İnşallah onu paylaşacağım sizlerle sevgili seyircilerim. Efendim beyti için iki tane yufkaya ihtiyacımız var. Paketin içinde kurumaması gerekiyor. Poşetten çıkarmamak gerekiyor. Efendim 400 gram orta yağlı kıyma. Kuzu karışık olursa güzel olur. İmkanı olan seyircilerimiz koyabilirler. 3 diş sarımsak, 1 tane soğan, 2 tane kırmızı biber, 1 tutam maydanoz. Biraz böyle sebzeyle de çoğaltıp bereketlendirmek istiyorum ki yani sofrada şöyle güzel eldeki ve evdeki imkanlarla beyti lezzeti olsun. Beyti ustaları bana kızmasınlar, onlara lafımız yok. Biz ev ortamında yapıyoruz. Efendim şimdi yanında süzme yoğurt güzel oluyor sevgili seyircilerim. Üzerinde tereyağı ve salça ile bir kaşık salça ile bir sos hazırlayacağız. Garnitür olarak domates, biber, bir de bulgur pilavı oldu muydu? Dokunmayın keyfine. Hadi buyurun sofraya, iftarda ailecek bir beyti ziyafeti için hazır mısınız? Kıymetli seyircilerim, efendim şimdi burada kırmızı biber, soğan, sarımsak, maydanoz hepsi karıştırdım. Doğradıktan sonra yalnız burada önemli püf noktası maydanozu ince sarımsağı ince doğruyoruz. Çünkü diğerleri biraz iri kalacak. Sarımsak parçalanmamış olur içinde. Küçük küçük doğruyoruz. Sarımsağı diğerlerini normal iri iri doğrayabiliriz. Şimdi karışımı parçalıcının içine aldım. Normalde ustalar bunu yerinde zırhla çekerler ama biz ev ortamında yaptığımız için zırhımız yoktur. Direkt parçalıcımız vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen kontrol edeyim. Ne çok ince olacak ne de çok kalın olacak. Tam böyle kıvamını sizlerle paylaşacağım. Görelim. Güzel. Tam bakın görüyor musunuz? Rengin güzelliğine bakın. Subhanallah. Çok güzel bir rengi çıktı ortaya. Şimdi rengin güzelliğini tam net bir şekilde göreceğiz. Buraya kıymayı alıyorum. 400 gram kıyma. Orta yağlı. Peşinden şimdi çekmiş olduğumuz sevgili seyircilerim maydanoz, soğan, sarımsak, kırmızı biber hepsini alıyoruz kıymanın üzerine. Çok güzel, bol sebzeli ve müthiş bir lezzetli olacak. Fırında pişecek çünkü. Burası hazır. Şimdi sevgili seyircilerim hemen üzerinin malzemelerini koyacağız. Neler olacak üzerinde? Tuz, karabiber. Karabiberini istediğiniz miktarlarda koyabilirsiniz. Bir hafif acılı, çok acılı değil. Bir tatlı kaşığı pul biberini koydum. Bir tatlı kaşığı tuzunu ilave ediyorum. Sevgili seyircilerim hemen şöyle alayım buraya. Ve şimdi tuz, biber hepsi konulduktan sonra sevgiyle güzelce bir yoğuruyoruz. İçinde tamamı güzelce yoğrulacak. Ondan sonra yufkasıyla buluşma anı ve yanında garnitürleriyle birazdan sizlerle olacağız efendim.
Sevgili seyircilerim, şu anda beyti sarmamız hazır. Yufkayı nasıl hazırladık? Yufkayı tezgaha serdikten sonra bir karış mesafesini içe doğru alıyoruz. Sonra da kıymalı harcımızdan elimizle bastırarak şöyle, yani buradaki iç harcımızı iki yufkaya göre böldükten sonra uzun fitiller yaparak o geniş tarafına koyup sonra da sıvı yağla yağlıyoruz. Rulo yapıyoruz sıkıca. Verevine dilimlere kestim. Kestikten sonra bir kez daha yağladım ki yufkalar kuru olmasın, çıtır çıtır olabilmesi için. Yoksa hiç yağ sürmezsek kuru kuru yufka olur kıymetli seyircilerim. İçi sarımsak, maydanoz, soğan, sarımsak, orta yağlı kıyma ile güzelce dolduruldu kebabımızın güzelliğini şimdi sizlerle paylaşıyorum. Fırına gidecek. Fırında 190 derece, 200 derece ısıtılmış fırının orta katında sevgiyle pişecekler efendim. Bakın şu anda beyti kebabımızı görüyoruz. Yanında bulgur pilavı, yoğurt, domates, biber, tereyağı ve güzel şöyle salçalı sosuyla buluşmanı. İyi yolculuklar diliyorum. Beyti kebabımız fırına gidiyor. Yufka ile hazırlanmış, fırında pişirilmiş. Fırının orta katına gönderiyorum. Güzel yufkalar nar gibi olacak. İç harcı pişiyor. Bir de o sırada bulgur pilavı yapacağım. Bulgur pilavı tarifimiz YouTube'da benim. Oktavius'ta bulgur pilavı yazdığınız zaman tarif karşınıza gelecek. İkisini birleştiriyorsunuz servis için. Canlarım benim, ne güzel pişiyorlar sevgili seyircilerim. Böyle yufkalar kat araları yağlı olunca çıtır çıtır olan güzel bir efendim beyti sarma kebabı olacak inşallah. Efendim şimdi beytimiz için hemen hazırlıklarımızı da yapalım. Tereyağını eritiyorum tavada kısık ateşte. Hemen salçayı alıyorum, sos yapacağız çünkü. Bir çorba kaşığı domates ve biber salçası. Karışık salçalar var, onlardan aldım. Hemen birazcık yağ, çok değil burada. Tereyağımız eriyor. Şöyle salçayı hemen bir döndüreceğim. Döndürürken karabiberini de kırayım. Biraz karabiber. Salçalar tuzlu oluyor. Tuz koymayabilirsiniz. Duruma göre sevgili seyircilerim. Hemen şöyle çeviriyorum. Az bir şey. Sonra peşinden üzerine sıcak yağını ve suyunu verip şöyle. Çok akıcı da değil, çok kıvamlı da değil. Böyle tam kıvamında güzel bir sos elde ediyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam. Şimdi artık bekliyoruz. Beytimiz fırından çıktığı vakit domatesi biberi de kızartacağım. Sonra da sunum vakti diyeceğiz. Evet efendim, şimdi fırından beyti kebabımız çıkıyor sevgili seyircilerim. Çok güzel kızarmışlar. Şu güzelliğe bakın. Evet, şöyle görüyoruz. Yağlı olduğu için biraz kıyma hafiften erimiş sevgili seyircilerim. Ama gayet de güzel olmuş. Böyle lezzetli olur. Evet, şimdi domates sosumuz hazır. Tereyağımız hazır. Sunum bölümüne geçeceğiz şimdi. Hemen bir kontrollerimizi yapalım. Evet, tereyağı eridi. Kızarsın az bir şey. Domates sosu hafif kıvamlandırıyorum. Üzerinde durabilmeli. Akıp gitmesin diye söylüyorum. Çok sıvı olursa akar gider üzerinden. Bu da tamam. Evet, domatesimizi, biberimizi pişirdik. Sevgili seyircilerim, şimdi buraya bir pilavı alacağız. Pilavımızın tarifi Oktavius'un YouTube kanalında var. Oradan bulgur pilavı yazdığınız vakit alabilirsiniz sevgili seyircilerim. Şimdi hemen servis edeceğimiz kaseyi ıslattım. Hafiften bir sudan geçiriyorum. Böylelikle kolay olur sevgili seyircilerim. Tereyağımız ne durumdasın canım? Tamam, o da kızarmış. Evet, bulgur pilavımız şu anda güzel sevgili seyircilerim. Hemen dolduruyorum bir kase içerisine. Tane tane olmuş. Büyük taneli olan bulguru seçerseniz pilavınız çok güzel iri taneli olur sevgili seyircilerim. Doldururken hafiften bastırıyoruz.
Gel bakalım canım. Şimdi ters çevireceğim sevgili seyircilerim. Kebapçılarda da öyle yaparlar. Böyle bulgur pilavı yanında efendim beyti, Adana, Allah ne verdiyse bulgur pilavı ile birlikte servis edilir. Ben de inşallah şimdi o alanda orijinaline uygun hareket etmeye çalışıyorum kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi pilavımız hazır. Hemen ters çevirme vaktimiz geldi. Şöyle tabağın ortasını getiriyorum. Tam ortaya. Tamamdır. Pilavımız hazır. Şimdi kebabımızı servis etme vaktine geliyoruz sevgili seyircilerim. Evet, fırından çıkmış olan kebapları göreceğiz. Efendim beyti sarma kebap. Canlarım biraz alttan tuttunuz mu yoksa? Hafiften yapışmışlar sevgili seyircilerim ama problem yok. Güzel kızarmışlar. Güzelce şimdi sevgiyle etrafına pilavın diziyorum. Dizdikten sonra sosu ve sunumu birlikte tamamlıyoruz. Sevgili seyircilerim, servis için bütün hazırlıklarımız tamam. Güzelce dizdik. Domatesini, biberini koydum. Şimdi bir kaseyle bulgur pilavı koydum. Bulgur pilavını kaldırıyorum. Servis vaktinde sevgiyle ayrılıyor kalıbından. Güzel oldu. Evet. Şimdi efendim hemen domates sos. Sevgili seyircilerim, hazırlamış olduğumuz domates sostan şöyle bir gezdiriyorum bakın. Üzerine önce bir domates sos, sonra tereyağı, yanlarına da yoğurtlarını vereceğim sevgili seyircilerim. Çok güzel oldu. İftar sofrasında, normal zamanda misafir ağırlamada da yapabileceğiniz bir yemek oldu. Son derece kolay. Yufka ile yapılıyor. Domates, özür dilerim, biber, soğan, sarımsak hepsini koyuyoruz. Çok güzel bir efendim görsellik çıkıyor. Şimdi de kızarmış tereyağından sevgiyle şöyle üzerinden bir gezdirelim ki kızarmış tereyağının kokusu burada bu kebabı yedirendir efendim. Böyle harika bir ev yapımı Oktay Usta'nın elinden efendim şu anda sevgili seyircilerim beyti'yi görüyoruz ve hemen yanlarına şuralarına yoğurtlarını veriyorum. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. 4-5 yerine böyle yoğurt verelim. Güzel ev yapımı yoğurt, süzme yoğurt olur, tava yoğurdu olur. Allah ne verdiyse imkanlarınız ölçüsünde yoğurt koyabilirsiniz sevgili seyircilerim. Et, pilav, yoğurt, sos, domates, biber hepsi güzel bir birleşimi içinde olan bir ana yemek sevgili seyircilerim. Hemen üzerine maydanozunu alacağım. Gel bakalım canım şöyle. Evet sevgili seyircilerim, bir lezzetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah oruçlarınızı kabul etsin kıymetli seyircilerim. Dualarınızda lütfen bizi de unutmayın. Kanalıma abone olup, yorum atıp, beğeni butonu lütfen basalım. Dostlarınıza paylaşırsanız çok mutlu olurum. Efendim Allah nasip ederse 1 milyona hep birlikte gidiyoruz efendim. Hayırlı iftarlar, Allah oruçlarınızı kabul etsin. Yeni lezzetlerde buluşuncaya kadar. Hoşça kalın, sağ kalın, Allah'a ısmarladık.